Evet sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar benim sıkı takipçilerim var. Platin takipçilerim. Onlar için özel bir platin değerlendirmesi yapacağım. Recep olsun, Onur olsun hala platinleler biliyorum. Şimdi arkadaşlar platinin ben TL olarak grafiğini bulamadım. Investing'de bunu biliyorsanız bana bunun kodunu da yorumların altına yazarsanız platini TL olarak da bakarız. Şimdilik ons bazında bakalım platinde neler olabilir. Sizlerle birlikte bunu bir inceleyelim. Hangi seviyeler bizler için platinde önemli? Hangi seviyeleri takipte kalmamız gerekli? Bunları sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar platinde bizim özellikle 697 şuradaki 697 desteğimiz çok kuvvetli bir destek olarak gözükmekte. Platin ons bu 697 desteği üzerinde kaldıkça ilk etapta bizim için şuradan geçen 832 seviyesindeki bakın şu 832 seviyesindeki direnç bölgesi takibimizde kalacak önemli bir direnç seviyesi. Yani şu 600 şimdi her zaman da platin biliyorsunuz analizi yapmıyoruz arkadaşlar. Bu analiz biraz da orta bazlı takip edebileceğiniz bir analiz olacak. Yani 697 altında günlük bir kapanış gelmediği müddetçe platinde sizin 697 832'deki direnç noktasını takipte kalmanız yeterli arkadaşlar. Bu 832 seviyesini takipte kalın. Arada bir destek yerimiz daha var. Şurada bir destek noktamız var. Ara destek şey pardon ara direnç bölgemiz daha var. O da 785 seviyesinde bulunuyor. Bu 785'te bir ara desteğimiz var. Yani 785 ve hedef yerimiz 832 seviyesi platin ons'ta takipte kalmanız gereken önemli bir seviye. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 735 seviyemiz de var. Bu 735 seviyesi üzerinde de günlük kapanışlarımız şart. Birkaç kapanış yaptık 735 seviyesinde. Fakat tekrardan aşağı yönlü sarkmalar görüyoruz. Yalnız 697 üzerinde kalındıkça 1832 ilk etapta 832 denemesi platin ons'ta gelebilir. 697-700 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe platinde sabırlı olmakta fayda var. 832 beklenmeli. Hatta 832 üzerinde de platin ons tutunmayı başarabilirse yönünü tekrar 915'li seviyelere kadar çıkarabilir arkadaşlar. O yüzden alt seviyelerden terste kalan arkadaşlar, Platinos'ta yakalanan arkadaşlar ilk etapta 832 seviyesini takipte kalacak sabırla 697 altına ons, Platin ons inmedikçe 832 ilk etapta takipte kalacak hedef yerimiz diye belirttik. Onun üzerinde gene bir 867 şöyle yazayım ben size arkadaşlar. Destek ve dirençlerini de göstereyim. İlk etapta hedefiniz 832 olmalı. Önce şöyle bir direnç noktalarını sizlere bir belirleyelim. Güzelce yazalım burayı. Şimdi ne dedik arkadaşlar? 697 günlük kapanış gelmediği müddetçe ilk etapta 732 direnç. 732 yukarı doğru kırılması halinde 785'te direncimiz var. Ve onun üzerinde ana hedefimiz 832 direnç seviyesi var. Bu ilk etapta benim beklediğim 697 üzerinde kaldıkça 832 hedefi. Gene dediğim gibi arkadaşlar 732'de bir direnç ve 783'te bir direnç, 832'de
bir direnç mevcut. 832 kırılması halinde de arkadaşlar 903 direnci ve 915 dirençleri takibimizde kalacak. Önemli direnç yerlerimiz olarak platin ons'ta gözükmekte. Platin ons'ta kesinlikle panik yapmayın. 697 kırılmadıkça 732-735 üzerinde günlük kapanışlar takipte olsun. Hedefi 832 olarak gözükmekte arkadaşlar. Bu 697 altına gelmedikçe 832'yi de yukarıya kırarsak dediğim gibi yukarıda bir 903 ve 915 seviyeleri var. Fakat ilk etapta 832 seviyesi platin ons'ta önemli takipte kalacağımız seviye. Aşağıda da 697 seviyesi kırılmaması durumlarda. Bu seviyeleri takipte kalacağız. 697'yi aşağıya doğru kırarsa arkadaşlar, yani olur da bir kötü senaryomuz olur. Onlara da hazırlıklı olmak lazım. 697 aşağı doğru kırılırsa 614'e kadar bir geri çekilme yaşanabilir. O yüzden 697 bizim için önemli. Burası kırılırsa stop olmakta fayda var. Fayda var ve 614'lü rakamları kırılırsa beklemekte fayda var. Fakat dediğim gibi ilk senaryomuz 697 üzeri yukarıda 832 direnç noktası ana hedef bölgemiz. Ona gelmeden önce 732-785 ara desteklerimiz. Bu seviyeleri takipte kalacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, platin TL ile ilgili bunun investing'te grafik kodunu biliyorsanız da bana bunun altına yazarsanız bu platin onsu TL olarak da incelemek isterim. Sizlere bunun grafiğinde, analizini de, yorumunu da yapmak isterim. Şimdilik platin ons ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Bu yorumum hoşunuza gittiyse bir beğen atarsanız ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olur. Bu videomu başka mecralarda da paylaşırsanız beni memnun edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.